Merhaba, düğüne dair her şeyi bulabileceğin Düğün.com YouTube kanalına hoş geldin. Bu videoda gelinlik seçiminin en kritik konusu olan hangi vücut tipine hangi gelinlik uygun sorusunu yanıtlayacağız. Ama ben vücut tipimi bilmiyorum diyorsan da endişelenme, o konuda da yardımcı olacağız. Düğün için her şey düğün.com'da. Vücut tipine göre gelinlik seçerken ipucumuz fazlalıkları kamufle etmek ve orantıyı bozacak detaylardan kaçınmak. Ben fazlalıklarımı gizlemek istemiyorum diyenler için de baştan söyleyelim. Tabii ki istediğin gelinliği giymekte özgürsün. Bu konuda herhangi bir kural yok. Bu önerilerimizi gelinlikle fit bir görünüme sahip olmak isteyen gelinler için anlatıyoruz. En orantılı vücut tipiyle, yani kum saatiyle başlayalım. Bu vücut tipi 90-60-90 dediğimiz kıvrımlı ve orantılı hatlara sahip. Bu yüzden de bu gelin adaylarımız çok şanslı. Peki bu vücut tipine uygun gelinlik modelleri hangileri? Eğer kum saati vücut tipine sahipsen her etek kesiminde gelinliği rahatlıkla giyebilirsin. Özellikle vücudu tamamen sardığı için her gelinin kolay kolay giyemeyeceği balık gelinlikler tam senlik. Balık çok dar, rahat edemem diye düşünüyorsan da yarım balık gelinlikleri tercih edebilirsin. Farklı yaka ve dekolte tipleriyle de vücudunda sevdiğin bölgeyi ön plana çıkarabilirsin. Mesela göğüs dekoltesi istiyorsan derin V yakaları ya da straplez yakaları düşünebilirsin. Daha gizemli ve feminen bir görüntü istiyorsan da balık gelinliklere sırt dekoltesini çok çok yakıştırdığımızı da söyleyeyim. İstediğin sade ve zarif bir görünümse de düşük omuz ya da kayık yaka gelinliklerle de omuz dekoltesi verebilirsin. İkinci sırada en yaygın vücut tiplerinden biri, yani armut vücut tipi var. Temel özellikleri ince üst beden, küçük göğüsler ve tabii ki geniş basenler. Gelinlik seçerken de geniş basenleri kamufle edecek ve ince üst bedeni ortaya çıkaracak modellere yönelmek gerekiyor. Geniş basenleri kamufle etmek için prenses ve A kesim gibi kabarık etekli modelleri tercih edebilirsin. Eteğin çok kabarık olması şart değil, kalçaları sarmaması yeterli. Gövdeyi öne çıkartmak için de omuz ve göğüs dekoltesinden yararlanabilirsin. Eğer göğüs dekoltesi istiyorsan derin V yakalar ve straplez yakaları düşünebilirsin. Omuz dekoltesi içinse düşük kollu ya da tek omuz modeller tercihin olabilir. Geniş kayık yakalar da seçeneklerin arasında, ama tabii bu yakaların dar omuzları olduğundan daha geniş gösterdiğini de söyleyelim. Sırada elma vücut tipi var. Bu vücut tipini armudun tam tersi olarak tanımlayabiliriz. Yani üst beden geniş, alt beden ise daha dar oluyor. Dolgun göğüsler ve geniş bel çevresine ince bacaklar ve dar kalçalar eşlik ediyor. Dikkat edilecek nokta ise geniş gövdeyi kamufle edip ince alt bedene dikkat çekmek. Gelinliğin üst kısmı için az açık yakalı modeller uygun olacaktır. İşlemeler kullanıldığı bölgeyi olduğundan daha geniş göstereceği için gövdesi işlemeli modellerden kaçınmanda fayda var. İşleme istiyorsan etek kısmını da tercih edebilirsin. Elma vücut tipine sahip gelinlerde kollarda kalın olabiliyor. Bu bölgedeki fazlalıkları kamufle etmek için balon kol gibi bol kollu modelleri tercih edebilirsin. Yazın evleniyorum, uzun kol istemem diyorsan da kısa volanlı kollar imdadına yetişecektir. Dikkatleri geniş üst bedenden alıp ince alt kısma çekmek için bacak dekoltesinden yararlanabilirsin. Bunun için son dönemlerin trend detaylarından olan hitmaçları kullanabilirsin. Ayrıca mini ve önü kısa arkası uzun asimetrik gelinlikler de yine seçeneklerin arasında. Şimdi ise dikdörtgen vücut tipini orantılı gösterecek gelinliklere bakalım. Bu vücut tipinin en belirgin özelliği bel kıvrımının olmaması. Yani omuz, bel ve kalçalar aynı genişlikte oluyor. Bu vücut tipine uygun gelinliği belirlerken iki alternatifimiz var. Biri belde kıvrım yaratmak, diğeri ise beli kamufle etmek. Beli kamufle etmek için düz kesim gelinliklerden yararlanabilirsin. Çünkü bu gelinlikler beli sarmadığı için düz görünümün önüne geçer. Belde kıvrım yaratmak için de kemerli gelinlikleri tercih ediyoruz. Özellikle son dönemlerde spor tarzda kemerli gelinlikler çok moda. Ayrıca iki parça gelinliklerin de bel dekoltesi sayesinde kıvrımlı bir görüntü yarattığını da söylemeden geçmeyelim. Bahsedeceğimiz son vücut tipi, yüzücü formda dediğimiz ters üçgen vücut tipi. Genel özellikleri geniş omuzlar, normal genişlikte bir bel ve dar kalçalardır. Gövde de bacaklara göre daha kısadır. Gelinlik tavsiyemiz ise gövdeyi olduğundan daha dar, alt vücudu ise daha geniş gösterecek modeller. Yani altı geniş göstermek için kabarık etekler, üstte de vücudu saran straplez yakalar tercih edilebilir. Altta sade ve yırtmaçlı bir etek seçtik diyelim, üstte de simetrik bir görüntü olsun diye derin V yakalı modelleri tercih edebiliriz. Böylece dengeli bir görünüm yakalamak mümkün. Vücudun üst kısmı geniş olduğu için de kayık yaka ve düşük omuz gibi omuzları olduğundan daha da geniş gösterecek modellerden de kaçınmakta fayda var. Bunun yerine vücudu daha da daraltan kalın askılı ya da sıfır kollu gelinlikler tercih edilebilir. Geldik videomuzun sonuna. Artık vücuduna uygun gelinlik modeli aklında şekillenmiştir diye düşünüyorum. Ama hala kafanda sorular varsa yorumlara bırakmayı unutma ki cevaplayabilelim. İstediğin gelinliği bulabileceğin adresi de vereyim. Düğün.com'da 10.000'den fazla gelinliği bir arada bulabilirsin. Videonun açıklama kısmına linki bıraktık. İncelemeden geçme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.